Futbol Menajer 2024, Jornimen, işsiz kariyer, gezgin kariyer ve artık yönetimle papaz olan menajer kariyerimize hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Galatasaray Fenerbahçe derbisine doğru giderken havaların yağmurlu, güneşli, değişken olduğu, herkese hasta ettiği bir dönemde yılın sonuna gelirken biz de Genk'le yolumuza bakıyoruz. Yönetime karşı davranışlarımızda ikiye ayrılmış durumdasınız. Kimi? Hocam masaya tesbihi, çakıyı, çakma, tara, araba anahtarını, cüzdanı koyalım. Paçaları biraz çekelim. Nargileci tayfa tarzı. Başkanla ona göre konuşalım dedi. Kimisi de dedi ki hocam hani fazla atar bir tarafa batar bu kadarına gerek yok dedi. Açıkçası ben de ortada kaldım. Şimdi iki ucu farklı bir DNA'ya gidiyor iş. Neden diyecek olursanız başkana yüklensek, işsiz kalırsak ikinci sezonu bomboş geçirmiş oluruz. Çünkü sene sonuna kadar kulüp bulamayız ve kovulmuş olarak adlandırırız. Eğer kalırsak bu sefer kişisel gelişimimizi arka plana atmış oluruz. Bu da bizi birazcık zorlar. Hadi bakalım hangisini seçeceksin? Birazcık transfer sürecinin gelişi de bizi e, heveslendiriyor. Çünkü satabilirsek alabileceğiz. Alırsak da ligi iyi bir noktada bitirebileceğiz. Kupada zaten hedefimiz şampiyonluk. Ligde durum karışık ama kupadaki şampiyonluk bizi bir sonraki sezon için umutlandırabilir. Tabii ki bir sonraki sezonda gençte kalmak mantıklı olur mu? Bunu yine vakti geldiğinde tartışacağız. Ama hazırsanız şimdi bir başkanın odasına hep birlikte girelim. Yani bu kısmı canlı yayında yapacağımızı söyledim ama maalesef salı akşamı bir canlı yayın uygunluğumuz yok. Başkanla görüşmeyi, transfer sürecini içeren minimal bir bölüm yapalım. Hafta bitmeden yine canlı işine bir el atarız. Evet son talebimiz hakkında görüşmek istediğimizi belirttik. Kariyerimi geliştirmek için kursa gitmeme izin vermenizi istiyorum diyoruz. Gayet saygılı bir şekilde bak burada kalemler, kağıtlar Şişelerde ne olduğu çok önemli değil. Devam ettik. Bu şeye dönmesin İstanbul Spor Başkanı'nın kafaya bardak attığı, pet bardak attığı, <laughs> oyuncunun kulüple anlaşmayı feshettiği duruma. isteğinizi yerine getirerek sizin daha büyük bir kulübe gitmenize sebep olacak bir şeye imza atmış olma ihtimalimizden korkuyoruz. Her ne kadar mantıklı açıklamalar yapsanız da size hayır demek zorundayız. Yani burada başkan diyor ki ben kendi toteşimi kurtarmak için sen iyi bir menajersin, bizi yukarıya taşıyorsun. Biz seni tutalım ama sana ekmek su vermeyelim diyor. Bu tavrı Dinçer Deniz unutmaz. Sayın Başkan, bu konuda hem fikir olmayacağız. Tehdit etmek birazcık sert olur. Çok kritik bir öneme sahip. Geniş pencereden yaklaşırsanız kulüp yararına olacağını ikna etmeye çalışalım. Yok hocam, biz bu riski almak istemiyoruz. Kusura bakmayın. Daha gözü kara bir adım atmak atmanızı isterdim. Bu durum canımı fazlasıyla sıktı diyebiliyoruz. Kabul ediyoruz, tehdit ediyoruz ve bu kritik, bu konu bizim için çok kritik olduğunu bence bir altını çizelim Başkan ne kadar e, önemsediğimizi bir anlasın. Ne kadar isterseniz isteyin bunun bir faydası olmayacak. Yani diyor ki istersen masanın, çık masanın üstüne tepin istersen diyor bize Başkan. Ya Peter kalabalıkta şekil yapanın tenhada affı olmaz sayın Başkan yapma. İkna et diyelim. Benim kadar hevesli olmayışınız canımı sıktı. Reddediyoruz diyor. Kulübün çıkarları için. Peki biz insan değil miyiz? Yine ikna etmeye çalışalım. Yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Hala kabul edemeyiz diyor. Görevime devam edebileceğimi sanmıyorum diyelim mi? Son restimizi çekelim mi? En iyisi yollarımızı ayırmak diyor. Bu, bu, bu da yemediğine göre artık bir gerim adım. Toplantıyı sok. Sonlandırıyoruz. Aklınıza başka bir şey gelirse bize söylemekten çekinmeyin diyor. Peki başkan. Peki. Peki biz bunu unutmadık, unutmayacağız. Başkana ne diyoruz biliyor musunuz? Sayın başkan, kimseye çelme takmıyoruz diye. Bizim ayaklarımız yok sanmayın. Biz sadece ayaklarımızı doğru yolda yürümek için kullanıyoruz. Terazi var, tartı var. Her şeyin de bir vakti var. Sizinle hesaplaşacağız. Samatta ile tabii ki de ilgileneceğiz. Bu kulübe ne dedik? Yumuşaklığı, o herkese yenilgiyi, o bir tane gol yiyince dökülen takımı ortadan kaldıracağız. Bu takımın hakiki değerlerini hatırlayacak takımın simge isimlerinden biri Tanzanya'da bayram havası yaşatan Samatta'yı takıma getirmek istiyoruz. Bunda yalan yok. 12 maç 7 gol atmış. 7 38'de oynuyor eski golcümüz. Şöyle yapacağız. Bir yandan da devam edelim. Ee, Union St. Louis maçına kadar transfer süreci açılacak ama biz de bazı oyuncuları listeye koyalım. Mesela Bonsubah'ı satmamak lazım. 20 yaşında ve gelişimi devam eden bir oyuncu. Onu tutalım. Bilal de aynı şekilde çok yetenekli ve 20 yaşında. Onu da tutalım. Yani bu paraları daha iyisini alamayız ama Pencil bizi birazcık hayal kırıklığına uğratmaya başladı son maçlarda. Gole katkı veriyor ama golcü bir oyuncu değil. 16-21 milyon bizi epey rahatlatır ve birkaç bölgeye takviye yapmamızı sağlar. Bence transfer durumu çeki şuradan transfer durumu transfer listesine ekleyelim. 19,5 milyon da mantıklı. Aracı temsilci desek ne yaparlar? 11-18 milyon az. Bence şimdilik hemen şey yapmayalım. Sadece transfer listesinde kalsın. Kadroya geldiğimizde Zekiri bizle birlikte iyi bir performans sergiliyor. Her maç gol atmaya devam ediyor. Kalsın. Axel Ture zaten oyunun bug'ı gibi bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. 16 yaşındaki süperstar adayımız. Nicolas Castro 7 0 ile oynuyor. Çok fazla şans vermesek de Bilal'den sonra forvet arkasındaki en yetkin go, go oyuncumuz Arjantinli. Heynen var burada yine 7 ile oynayan çok fazla şans vermediğimiz artık 27 yaşındaki Belçikalı transfer listesine koymuşuz. Pisa ve Yetafe'de istiyormuş onu. Bir transfer listesine ben koymadım ama yine de satılırsa hayır demem. Yine gençlerden Mateo var 16 yaşında. 25 yaşındaki Cuesta var. 6.73 ile oynuyor. Defansta bizi saç baş yoldurtuyor. Kesinlikle satılmalı. 10 milyona satarsak çok güzel bir para. Aşağı iniyoruz. Munoz Daniel Munoz gayet etkili oynuyor. 693 ile. yine diğer bekimiz. Dadik 24 yaşında 18 maçta 674 oynadı. Yani mutlu etmeyen bir stoper. Ama bütün stoperleri de aynı anda satamayız. Onu bir sonraki sezona bırakıyoruz. El Hadji var. 688'de. Üçüncü bir forvet arkası. Bence biraz fazla. Onu da 8 milyona satmaya çalışacağız. Lukaku'yen 6.67 kesinlikle profilini yansıtmıyor. 21 yaşında ama ondan da yolları ayırma düşüncesindeyim. 7 milyon güzel para. Mark McKenzie var. Alternatif stoper Amerikalı. Kalabilir bu sezon için. Ara bize fazla sıkıntı çıkarıyor onu göndereceğiz. Burada bir 32 yaşındaki Hrosovski var. E, fizikseli iyice çöküşte, artık emekliliğini düşünüyor ama belki satarsak hem maaş bütçesi hem de küçük bir katkı alabiliriz. Şöyle bakıyorum başka kimi satabiliriz diye. Federada 23 yaşında kanat oyuncusu. Birazcık kalabilir, kalmayabilir ama ciddi anlamda da kötü bir performansı var. Kozuki de listeye konulmuş. Aslında Kozuki'nin lisansı bile yok. Onu da satalım. Transfer listesine koyalım. Antonucci varmış 25 yaşında. Bu da e, faydasızlardan biri. Epey oyuncuyu koyduk aslında. Bunlar satılırsa gördüğünüz gibi güzel paralar gelecek. Bu paralarla da e, kimleri almaya çalıştığımızı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi 1 Ocak'ta da transfer süreci açılacak. Orada bu oyuncuları direkt gönderemezsek aracılıkla gönderip biraz daha ucuza verip Eldeki parayla da güzel e, işler yapacak transfer peşine düşeceğiz. Yönetimden en azından transfer bütçesini yükseltme talebinde bulunalım. Bir ocağa gelmiş bulunuyoruz. Kiralama teklifi yapmışlar. 9 milyona verebiliriz isterseniz. Bilal Elkanusu 16 milyon peşin verecek şekilde istiyorlar. Bilal bence bizim elimiz ayağımız 16 milyon onun için çok düşük bir rakam olur. İkisine geçtiğimizde önce oyuncuları önereceğiz gitmez derse sonra da şunu kardeşim 5 milyona alın işte ne kiralaması ya. Şey mi burası? Bakkal mı burası? İstediğini oyuncuyu alan getiren PlayStation kiralıyor sanki. Alıyorsan al. Biz de kazanalım, sen de kazan. Evet, ikinci güne geldik. Hala Elkanos'un peşindeler. Biz ise birilerini satma peşindeyiz. Arakodora'yı istiyorlar. 2 milyon diyor. 5 milyona veririm kardeşim. 12 aylık taksitlerle de seninle geleceği görüşeceğimiz bir şey yok. Quest'e yine kiralık istiyorlar. Vermem. Burada Pines de yine kiralık istiyorlar. O zaman şöyle yapıyoruz. Kadroya geldik. Mesela Quest'e kulüplere öner. 9 milyona getiren kapar kardeş. El Hadji kulüplere öner. 7,5 milyona getiren kapar kardeşim. Luka Oyen kulüplere öner. Bak hep indirim yapıyorum ha bunlar akşam pazarı. Federa kulüpleri öner bunu 4 milyona bırakıyoruz bak sizin güzel hatırınız için. Kulüpleri öner 5 milyon değil de onu da 4 milyona bırakalım. Evet birilerini önerdik 1-2 Bir, gün içinde teklif gelmezse ya da kulüplere bütçeyi de yükseltmiyorlar. Yok ya yönetim onları e, ligde tutacak birini bulalım çalıştıralım ırgat gibi. Ne para verelim ne imkan verelim. Şimdi 7,5 ver al. Öyle kiralama falan yok. 7,5. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Oyunculara herhangi bir kulüp teklifi yapmıyor. Sadece kiralama peşindeler. E, 9 milyona kiralamıyorsun. Bu kimmiş ya? Yok bunu vermem. Bunu öyle bedava olmaz. Akbanı da vermem. Kozuki'ye teklifler yapıldı. Onu kabul ederiz. Parakodore. Onu da kabul ederiz. Bak işte 6 oyuncuya hiçbir teklif yapılmadı mesela. Luka Oyen. Transfere geldik. Aracı temsilci tut. E, ucuza gidiyor ama yapacak bir şey yok. Bütçe yaratmalıyız ki alıp satabilelim. Aracı temsilci tut. 192.2 El Hadjiye. Aracı temsilci kullan. Bakalım hangisini satabileceğiz. Aracı temsilci sayesinde. Evet Panathinaikos teklifte bulunmuş. Hızlıca verelim Federa'yı. 6.25'e de Heynen'i kabul ettiriyoruz. 14 milyon pensili satamadık. Antonucci 850 bine gidiyor. Ya yönetim de hiçbir şey istemiyor arkadaş. Engelliyor falan baksana. Oho. Hiçbirini satamıyoruz. Ben bunları satamazsam nasıl alacağım ki? Ahmet Tuba'yı kiralamak istiyormuş. Kardeşim al o zaman. 1 milyona. 750 bine neyse. Peki o zaman şöyle yapalım ilgili oyunculardan çok ilgili Satriano Mateta. Bunların hiçbirine paramız yetmeyecek. Bütçemiz de yok. Aziz Yakub'u Portemunense tarafından izleniyor. Yani imza attırabiliriz ama hemen ala paramız yetmeyebilir. Paramız maaşına da yetmiyor ki. Yani bütçeyi ayarla desek. Peki şurada Nipan var. Nipan'a sorsak of Nipan transfer yapmış. Manchester United'a gitmiş. Süreci kaçıldık. Kaçırdık. Cavani var. Golcü olarak Tecrübe, hamle oyuncusu. 1 milyon istiyor, bizde para yok. Şu sıkıntı, burada paramız yok ve e, kavaniye alamıyoruz. Bu şartlar altında bırakın kavaniyi, Samat'tayı da alamayacağız. Bu havistada Yakub'u'ya sözleşme imzadı, imz e, teklif etti. Maalesef devre arasına aç kaldık diyebiliriz arkadaşlar Evet, Aziz Yakub'u maalesef reddedildi. Biz de farklı bir ismin peşine düştük. Akbana transfer teklifi. Bence Akbana bu kadar ucuza veremeyiz. 3.2'ye kabul ederler mi bilmiyorum. Utkuş var, Utkuş. Belki diyeceksiniz arkadaşlar, şu adam var hocam şuna bakalım, buna bakalım. İyi ki de bunu canlı yayında yapmamışız. Yani büyük rezillik. Büyük rezillik çünkü bir tane oyuncu alabilecek paramız bile yok. Kimseyi satamıyoruz. Daha düşük fiyatlara teklif ettiğimizde de yönetim karşı çıkıyor. Sevilla Pensil'e 12 milyon vermeyi kabul etti. Aracadora'nın çalışma izni reddedildi. Harika ya harika. Kupa maçına çıkmamız lazım. Göndermek istediklerimizle sıkıntıyı. Aa bak burada mesela bonservissiz. Oyuncular var boşta. Sözleşme pazarlığı yapsak yetmiyor abi maaş. Maaş yetmiyor yani. Görüyorsunuz değil mi? Adam 2,5 milyon istiyor. Bir tane adam satabilsek teklif yapabileceğiz de. Ama ulan gidersen git bedelsiz. Senin bedelinle de ederini konuşuyoruz. Maracodora 4 milyona gidiyor. Luton. Güzel oldu. Biz de Samatta'yı kadroya katıyoruz. Değerlendirdik ve Samatta tekrar kadromuzda. Ali Samatta. Görüyorsunuz. Genk'teki döneminde 38 maç 23 gol. 20 maç 7 gol atarak Aston Villa yapıyor. Oradan bir Fenerbahçe var. Sonra Fenerbahçe'den Antwerp yapıyor. 32 maç 5 gol. Tekrar Genk 33 maç 6 gol. da 14 maç 6 gol. 15 maç 9 golle en iyi sezonunu geçirirken tekrar kadromuza katıyoruz oyuncumuzu. Milli takımda da 2 maçta 1 gol atmış Samat'ta. Yani büyük bir transfer yapamazsak. Muhtemelen pek de seçeneğimiz kalmıyor. Şimdi buradan gözlemcilikten takip listesinden tekrar geliyorum. Piyasa değeri en düşük olan kavani hala serbest. Bu arkadaşa bir teklif götürdük yapamıyoruz. Kavani'yi de aynı şekilde yapamadık şu anda. Paramız hala yok. Evet ahali. Geldik kupa maçında çeyrek finale. Bir takım problemler yaşıyoruz. Yönetim arkamızda durmuyor. Yönetim bize para vermiyor. Yönetim satmak istediklerimize hayır hocam bu ucuz bu paraya satamazsınız diyor. Ee, kimi oyuncularımız bu satış işlerinden dolayı bize sırt çevirdi pensil gibi. Kendi çevresini de bize karşı örgütledi. Kişisel gelişimimiz için yönetim bize destek vermiyor. Hocam seni kursa göndermeyiz diyor. Tüm bu çerçeve içerisinde bir tek kulübün simge isimlerinden olan kulübe böyle aidiyet hissi ve savaşma duyu çünkü mızrak bırakıp da gelen Samatta'yı alabildik. Onun da sakatlığı var. Bakalım. Yani bu tur bizim için çok zor. Bu turu geçersek biraz daha ortam iyileşir diyecektim ama 16. dakikada Union golü atıyor ve bizim oyuncularımız izlemeye Pencil'in keyfi daha da yerine gelmiyor. <laughs> ya baksana bize maça üzgün başlayan adamlar gol yediğimizde yüzleri güldü. Hadi bakalım. Bunu açıklayalım. Çevirdik. Penaltı. Penaltı hocam. Penaltı. Penaltı izleyeceğim diyor. Ee, bu noktada şu bekleri bir geriye çekeyim. Burada bunlar gerçekten beceremiyor de burada 660. Buraya ben Castro ile başlamadığıma zaten pişmanım. Sen burada mezzera hücum ol, sen de burada dinamo destek ol. Siz ikiniz kanat bek kalabilirsiniz. Sen burada kanat oyuncusu, sen de burada kanat for ve destek ol. Şimdi bir de ne yapacağız? Penaltıya gelip buradan sakin sakin Patrick Krakowski. ben Krombruje kullandıracağım. Kalecimiz kullansın ufak çaplı da hamleler yaptık. Erken bir değişiklik gibi gelebilir dostlar ama futbolda bu var. Tehlikeyi gördüğünüz zaman daha iyi bir hamleyi yapmanız gereklidir. İzledi. Ne izledin? Aşkı Memnu 52. bölüm. Penaltı. <laughs> ya yazıklar olsun adamı tekmelediler indirdiler orada ya. Ya bu kadar zor süreçler yaşarken bari oyun içerisinde şansımız yerinde gitsin. Hakemler de bize karşı. Başarabilirsiniz çocuklar. Ağlamayı bırakın ve oynayın. Pensil oynamayacak tabii ki bundan sonra. Bize mesajı verdi. McKenzie ile bir hücum başlatacağız. Elkanus, Bilal de bak, Bilal'e bak. Bilal ile Pencil o da arkadaşı. Muhtemelen onu fişekledi o da oynamıyor. Bonsu bah yetişti. Hakiki genkli mi yoksa? Castro görüyor musun? Nasıl ayağından açıyor bilerek kaybediyor. Devre arasına girdik. Aşırı kötü değiliz ama bir umut vadeden oyunumuz yok maalesef. Bilal Elkanus burada da oynamıyor. Heynen'i alalım. Şöyle yer değiştirsinler hatta. Pencil burada batırdı. Yira soru almak istiyorum. Bonsu Bonsubah'la yer değiştirelim. Bonsubah'a da burada ters ayaklı hücum diyelim. Sor kanat forvet olabilir. 3 değişiklik oldu. Karsten'i Munoz'la değiştirelim. Munoz'da hiçbir etki göstermiyor. Hatta şöyle bir şey daha yapacağım. Buradaki orta sağ kalabalığını arttırmak istiyorum. Sahte bek hücum. Bekler ortadan gelsinler. Kanatları salsınlar. Hadi beyler hadi başarabiliriz. Eşitleyebiliriz skoru. Vazgeçmeyin. Diyeceğim ama takım da bizi yemek istiyor sanırım. Yani ne istiyorlar anlamadım ya. Madem bizi bu kadar istemiyordunuz niye getirdiniz bu takımın başına? Bak gol yedikçe gülen sadik var. Zekiri var. Bonsubah'ın da suratları mutlu. Yeter ki gol yiyelim. İşler kötü gitsin. Hesap hocaya kesilsin. Hadi. 47. dakika. Gol için ideal dakikadayız. Ah be Bonsubah. Sen bunu yaparsan diğerleri neler yapmaz yani. Biz seni tutuyoruz, satmıyoruz. Neyse. Söyleyecek çok şey var da Susmamız lazım. Belki taraftar yanımızda olur. Bu ruhsuzlar ordusunu görüp başkanın yaptıklarını açıkladıkça belki taraftar yanımızda olur. Ya bu kadar kolay nasıl rahat gol yiyoruz ya. akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Evet. Fark 3 oldu 54. dakikada. Taraftarımızın yoğun bir tepkisi var. Formayı çıkarın. Bir şekilde gidin tepkisi var. Maalesef kendimi Beşiktaş'a gelmiş açalım bay gibi hissediyorum. <laughs> yani genç dedik, ismi var dedik, Belçika dedik, altyapı dedik, genç oyuncular dedik, imza attığımız para güzel para yıllık 300 bin euro dedik 10 katı daha fazla kazanacağız dedik ama maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor. Artega şimdi savunma arkasına indi. Tuba'ya çevirdi. Heynen tüm atlarımızla yükleniyoruz. Artega çevirdi. Castro ile golü bulduk. Kalan 20 dakikada farkı azaltmaya çalışırken bir pozisyon daha veriyoruz kalemizde. Üst kaldı. Yani gol beklentimiz rakipten daha fazla ama savunmamız tam bir fiyasko olduğu için. Hücum hattında yakaladıklarımızı atamadığımız için haliyle iş 3-1'e geldi. Yani rakip 1.32 gol beklentisiyle bize 3 tane gol attı. Mutlak gol pozisyonu bizde var. Direğe çarpan bizde var. Kornerler eşit. Ee, belki oyunun hakkı beraberlik kağıt üzerinde ama bireysel hatalar ve bireysel kötü performanslar su şişesi fırlatıp bu kabul edilemez diyorum. İsteyen inancını yitirsin, isteyen neyini yitirirse yitirsin. Son dönemde neden Yağver gitmemiş? Bu problemi çözeceğiz arkadaşlar. Hayal kırıklığı yenilgi aldık falan. Yenilginin sorumlusu tabii ki de ben değilim. 14 gün kaldı. Buradan da gözlemlerin arasında Miranda var. Tavsiye edilen Stemanik var. Diş transfer olur diyor. 5 milyon artı iki. Yani şu adamı almak bile 7 milyon. O yüzden çok da işin içine giremiyoruz mesela. Donovan Debeke paramız yetmedi. E, baktığınızda 400 bin euromuz var. Mario Gonzalez serbestmiş. Hücum hattında bize ilaç olur mu? İmza attır desek önemli oyuncu. 1.65 milyon. Biz şu anda bu parayı verebiliyor muyuz? 1.97'ye kadar verebiliyormuşuz. Parayı bu adama vereceğimize başka bir serbest oyuncu mu alsak acaba? Gol atan biri mi? 25 maç 14 gol, 10 maç 10 gol. Jeremy Tolian var, Kantales var, yine Walter Gonzalez var, Paraguaylı. Paraguay. Paraguay'dan golcü mü olur ya? Paraguay'da kim var da gol atacak? Kili Gonzalez gelebilir değil mi şimdi akıllara? Böyle bakıyorum başka ne var burada? Yentin golcüsü ama çok pahalı. Ki gelsek şöyle futbol direktörümüze desek ki transfer önerisi bedelsiz bir forvet bul bize. Korantin var. Emektar. 29 yaşında. Lautaro Palacios var. Yine 29 yaşında. Peki kiralık istesek kiralık forvet. Ali Akman. Eyvah eyvah. Foster var. Foster'da fena oynamayan bir oyuncu. Roko var. 6.45 falan oynamış ama. 6.97. Yok bu bizi mutlu etmez. Peki dümdüz transfer önerisi istesek. Billy Ars var. Bunlar, bunlar hiç olmaz. Bu kadar paramız zaten yok. Satriano'yu sadece belki de kiralayabiliriz kiralanabilir demiş. Kiralarsak opsiyonlu bon servis bedelini çıkartalım. Pazarlık mı yapıyor? Ne istiyorsun kardeşim? Talepleri kabul edersek ne kadar gidiyor bizden? 5 opsiyonlu bon servis bedeli koyduk. 500 bine satrıyan o kiralarsak sanki bizi mutlu eder gibi. Mario Gomez de var. Satış bedelinden payı kaldıralım. Ya bu Mario Gomez'i profil fena değil ama bir düşündürüyor da. Ahmet Tuğba için de kiralama yok. Aa 550 bine gidiyormuş. Gitsin yol açık olsun. Baksana. 1.9 milyona Köln alıyorsan al kardeşim. Şu maçı e, hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü transfer süreci asıl gündemimiz. Transfer sürecine bakıp ederken farklı yerlerde zaman kaybetmek istemiyorum. Buradan Castro zaten ışıl ışıl parlıyor. Elkanos'un yerine de koyabiliriz. Pencil yerine Luka Oyen'i koyabiliriz. Ottara burada olmalı. Ahmet Tuba olmalı. Mekenzi yerine Aynen olmalı. Buraya da Axel Ture olur. Genç oyuncu sonucu göster diyoruz. 4. <laughs> ya bu ne şimdi? 7 şut 4 golümüz var. 1.67 gol beklentisiyle enteresan. Enteresan. Zekiri, Ottara, Castro, Elkanus sürpriz sonlu oldu. Samatta'mızın ne kadarı kalmış? 3-6 hafta. Hildur'la ben bir görüşeyim. Hızlandıralım Samatta'yı. Tuğba için kiralama. Kasımpaşa. Kasımpaşa'cığım sal bizi be. Fedara için 1.9. Kabul ettik. Alfred Kaysedo. Bunlar genç oyuncular. Bunları satmayız. Luka çalışma izni verilmiş. Everton'a gönderdik. Pencil'de 12 milyona seviyeye gitti. İşte işler şimdi değişti dostlar. Transfer sürecinin hangi aşamasındayız? Bir bakalım kaç günümüz kalmış. Van de Beek. Eyvah gitti maalesef. Gördüğünüz gibi 12 milyona da çıktı değeri. Elkanus'a transfer teklifi diyorlar. Kaptan Munoz. Kronburj ile devam edeceğiz. Şimdi gözlemciliğe geldiğimizde bizim 8,5 milyonumuz oluştu. Biz buradaki 8,5 milyonla mevcut yeteneği en yüksek olan Miranda diyor Forvet. Forvet'e bir samat da aldık bir de kiralama yapacağız. Marcos Stemanik var. Bu arkadaşın bize karşı 15 maçta 7-0-6 ile oynaması olabilir mi? 22 yaşında olabilir sanki. Temsilciyle bir görüşsek. 13 milyon bir bon servis mi? Yürü git buradan. Jeremy Torian var. Sağ beke ihtiyacımız yok. Orta sahaya bir tecrübeli ayak takımı yönetecek bir isim. 650 bin Jordan Veradu'yu kadromuza katmak istiyoruz. Bize sıkıntı çıkartan Pencil yerine düşünüyoruz. 3.3 milyon bir bon servis isteniyor. Aziz Yakubu ile tekrar bir pazarlığa oturalım. Sözleşme pazarlığı. Görüşmeyi bitirelim. Evet Roma'dan Kumbulla'yı stoper olarak da kadromuza katmak istiyoruz. 3,5 milyon maaşı birazcık fazla ama böyle biraz düşürsek falan bir desek bir şeyler desek 3,3 milyondan aşağı gelmem diyor. Yani bütçe ayarladığımızda da bir şey yok o yüzden onu terk ettik. Stopere Yerimina'yı takviye etmek istiyoruz ama 2,6 milyonlu bir bonservis isteniyor. Gözlemcilikten geldiğimizde kiralık oyuncuları ararsak, şöyle buradan da piyasa değeri yükseltirsek ve bunların hepsi bize gelmez ama en azından biraz daha aşağı inerken özellikle stoperde bir kiralık oyuncuya ihtiyacımız var. Bu birsi ya buya bir e, kiralama teklifi yapmak istiyoruz. 600 veya 800 bine e, alabileceğiz ama tabii daha fazla istiyorlar. %80'ini ödeyemiyoruz, maalesef onu da reddettik. Kike salası bir deneyelim, teklif yap diyelim kiralık. Oynadığında opsiyonlu bonus servis falan. Tamam, kiralama için toplam 130 bin. Bu kabul edilebilir, bu olur. Şu anda birazcık şartları değiştirmeye başladık. Erik Gerets müzakere etsin dedik. Jatta için yine bunları anlaşma sağlayamadı tabii ki. Görüşmelere başla diyelim. Hücumcuları bir sal kardeşim artık. Sen kursa git yeter sana. Sözleşme pazarlığı 3 milyon istemek nedir ya? Biz 2 milyona transfer yapalım diyoruz. Sen 3 milyon diyorsun. 1.88 bunu birazcık ikna ederiz gibi. Satış bedelinden %50 diyelim. Ee, buradan 15 gol diyelim. Buradan gol primi diyelim. 10 maç sonra maaşını değiştirelim. Evet 1.7'ye çıkartalım. Bence kabul edecektir. Evet. Munoz hastalanmış. Hemen Hildur'a gönderiyoruz. Bu ara sakatlıklar arttı. Beyler bunlar olmasın. kez Salas'ı kiraladık. 22 yaşındaki stoper takımımıza hayırlı olsun. Buradan devam edelim. Şöyle tekrar tam profilini göstermiş olalım stoper attığımızdaki dağınıklığı toplayacağını düşünüyorum. Ve kalabalık forvet attığını da oluşturursak başlangıçtaki üçlü forvet düzenine dönüp iki yersek altı atan bir genk çıkartırız devre arasının sonrasında. Viking. Arkadaşlar Tuba'yı bir sarar mısınız ya? Monza Satriano için kiralama teklifi yapmış. Bu hoş değil. Sakatlar cezalar var. Şöyle Kiko Salas'ı edelim hızlıca. Neredesin kardeşim? Gel bakalım. Seçimi onayla dedik. Evet dedik. Tekrar taktiğe gelelim. Burada Castro. Castro'nun bizle bir alakası yok zaten. Onu geçtik. Çok fazla eksik var. Şöyle hızlı seçim dediğimizde Sadik'le Salas'ı koyuyor. Bence e, Tuba daha iyi bu ara. Onu koyabiliriz. O da cezalıymış. Neyse böyle kalsın. Buraya Heinen'i koyalım. Ya da Ottara burada olabilir. Kuesta. Orta sahaya kimi alsak? Van de Perre olabilir. 6.90. Akban. Şöyle yapalım. Van de Perre burada oynasın. Sol taraf El Hadji'ye kalıyor. Bence onun yerine El burada kullanıp Castro'yu da işin içine dahil edelim. Castro'yu oyuna katmak bizim adımıza önemli olacaktır. Ee, bu kısmı hızlı geçiyoruz. Sonucu göster diyoruz yine. Çünkü transfer sürecindeyiz ve transferleri sonlandırmak istiyoruz. O bir sonraki bölüm bir dünya maç oynayacağız zaten şuradaki 5 günü ve transfer sezonunun özetini sizlere izletmek istiyorum neler yaşandı. Castro bak yükselen yıldızımız dedim size onu ne kadar oyunda bulundurursak o kadar katkıda bulunuyor. Evet görüyorsunuz Jatta, Satriano, Yakubu 3 forvet birden hatta iki forvet bir kanat olarak düşünüyoruz. Jatta'yı aldık. Bizim için güzel oldu. Hızlıca oyuncumuzu kaydedelim. Bakari Jatta. İnanın bana Pensil'den daha etkili olacaktır. Jata'yı tanıtmayacağız. Yakub'u ve Satriano geldiği anda seyredin bak nasıl bir genk olacak. Cuesta'ya teklif yapılmış. Dediğim gibi bu arkadaşı biz sadece 9 milyona satıyoruz. Reddettim. Herhangi başka teklifi açık değiliz. Ahmet Tuba'yı kiralama konusunda reddettik zaten. Artık son iki gün kaldı. İki transferimizin de sonuçlanmasını bekliyorum. Jordan Verad'u karşılıklı sözleşmeyi feshetti ama hala bize çok yüksek paralar çekiyor derken Bir kapı mı açtık yoksa Jordan duyuyor Şöyle 945'lere indirirsek onun istediği 1.4 hatta 1.3'ü Buradan da Satış bedelinden yüzde 50'lik payı koyduğumuzda Oyuncuyu ikna etmeye çok yakınız Evet, müthiş tecrübeli orta sahayı kadromuza katmak üzereyiz. 15 saat kaldı. 15 saat içinde ardı ardına transfer bombalarını patlatıp yükselen bir genk oyuncu lisans kaydı Samatta'yı dahil etmedik mi edelim? Janzic'e yapılan teklifler kabul edelim kardeşim. Quest'e 9 milyon. Satriano genke kiralandı. Hücum hattımız daha da şenlendi. Satriano'yu da kaydettik. Tehlikenin farkında mısınız? Hücum attı böyle var ya. Yira soru da gönderdik. Bütçemize küçük bir katkı daha geliyor. Aziz Yakubu'yu da aldık. Hemen alını 925 bin. Jordan Verado'yu da alıyoruz. Bombalar ardı ardına patlamadı mı? Bilal Elkanus 20. Jordan Verado'yu da dahil ettik. Yira soru da gönderdik. Peki transferlerden Aziz Yakubu'ya hızlı hemen al demedik mi? Hemen al. Tamam bir buçuk milyon talep etsin fark etmez veririz. Para var ki veriyoruz kardeşim. Ağlayanlardan nefret ediyorum ya. Ağlama be kardeşim. Peki Yakup'un neden hala... Tamam 1.7'de genke gelecek. Gerekli bütçeye sahip mi değiliz? Tamam bütçeyi arttıralım. Haha <laughs> bizde her yol var kardeşim. Evet Yakub'usuz olur mu? Kursa gönder Yakub'uyu da kaydet. Böyle bir hücum attı. Böyle bir hücum attı yok. Dostlar bak sağda solda göremezsiniz. Kapat 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 süreci. Kapat alacağımızı aldık. Giden gitti gelen geldi. Transfer hareketliğini sonlandır. Hadi ya vermiyorum ya. Allah Allah. Tamam sen gidebilirsin. Şimdi kadromuz şu dostlar. Hızlıca kadromuzu gösterelim. Bu bölümü bitirelim. Çünkü bu akşama yetişmeyecek yoksa. Küçük bir transfer bölümü yapmak istemiştim. Ee, o noktada sıkıntı çekmeyelim. Bunlar genç oyuncular lisans kaydına gerek yok. Yine 21 yaş altı. Burada da 21 yaş altılar var. Diğerlerini zaten seçtik. Kadro kayıt konusunda bir sıkıntımız yok. Transferlere geldiğimizde bakınız burada bizim dokunuşlarımız var. Kimleri aldık? Samatdayı, Kike Salası, Jatta, Satriano, Veradu, Aziz Yakubu. Yani bonservis olarak 4 5 6 milyon diyebiliriz maaşlarda da bir o kadar desek 16 milyon, 15 milyona işi kapattık. Giresor, e, Federa, Pencil. Bu üçünün parasıyla bütün transferleri yaptık diyebiliriz. Luka Oyen, de işin ekstrası oldu. Kozuki'yi de sattık. E, burada eksiğimizi kapatmış olduk. Hücum attığımızda ise nasıl bir yol izliyoruz diyorsanız hemen üçlü olsun güçlü olsun'a geçiyoruz. Burada Satriano, Yakubu, Zekiri veya veya hmm. e, samat da olabilir. Bak, samat da da olabilir. Kenarlı oyun sistemine döndüğümüzde şöyle yaptığımızda tek forvet bıraktığımızda Yakub'u bir kanatta diğer kanatta nerede bizim adam Bonsuba ya da Yakub'u ileride sol tarafta Jatta. Orta alanda kim var? Jordan Veradu var. Evet ahali videonun süresi neredeyse 1 saat 40 dakikaya geldi. Çünkü ben alt metinde araştırdım, takip listesi oluşturdum, ona baktım, buna baktım ama satamadıkça bu takip listesi havada kaldı. Ee, kayıt süresi çok uzun, daha bunu düzenleyeceğim. Sizin önünüze gelene kadar epey vakit alacak. O yüzden çıkıp da bana demeyin ki ya bölüm kısa olmuş, ya bölümde hiç maç oynanmamış, ya bölümdeki transferlerin oyuna yansıyışını göremedik değil. Bir sonraki bölümde hepsini tıkır tıkır oynatacağız. Hep birlikte izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.